Şimdi hiç, ben hiçbir şey duymuyorum. Umut'a, Esra lütfen, Umut'a söz vereceğim. Konuşmayı öğrenmediğiniz sürece konuşturmayacağım. Umut'a söz vereceğim. Umut. Esra abla. Ezgi'nin annesini arayıp... Aradım evet. Ali Haydar'ı kötüledin. Hayır, kötülemedim. Konuşmada herhalde Esra da yanımda vardı. Şöyle söyledim. Bakın, beni kendiniz ilk başta tanımadınız dedim. Beni tanımadığınız için bu kız daha 19 yaşında, 20 yaşına gelmiş pardon. 20 yaşında, 20 yaşında bir kızınız var. Bakın burada tek başına duruyor. Yanındaki benim... Tamam, benim ayıbım, özür dilerim. Tamam, bu konuyu kapatıyorum Esra abla. Şöyle bir gerçek var. Bakın, ben bunu söyleyip bundan sonra da bir daha konuşmayacağım. Çünkü hak etmiyormuşsun ya, özür dilerim. Şöyle bir gerçek var. Şimdi çok özür dilerim abla, çok özür dilerim. Senden özür diliyorum. Sen omuzunda yattığın bir bayanın kız arkadaşına dün burada diyorsun ki senin kalbinde bazı duygular olmuş olabilir diyorsun. Sen kendine, kişiliğine yakıştırabiliyor musun böyle bir duyguları olduğunu bildiğin halde eski nişanlısına talip çıkabilmeyi... Duyguları var, yanında sevgilisi var. Evet, nasıl bir şey? Talip çıkabilmeyi... Duyguları var, yanında sevgilisi var. Ne alaka? Buradan bana yürüyemeyeceksin. İstediğine ulaşamayacaksın. Sen benim için bittin. Sevmiyorum, emin olun. Vallahi da billahi de sevmiyorum. Tamam, sevmiyorsun. Bana Ali bunu dedi. Locaya oturursan aramızda her şey biter. Ben de ona onu ispatlamak için, bittiği için oturdum. Tamam, bitti. Sevmiyorum onu, sevmiyorum. Zorla tamam, niye bak, bana niye derdindesin? Niye annen de buraya geliyorsun? Nasıl niye geliyorsun? Neden geliyorsun? Niye? Bitti. Şimdi al. Lütfen.